Yurttan manzaralara bakalım şimdi de. Hakikaten coşku dolu, heyecan dolu, mutluluk verici görüntüleri bir kez daha izledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı şehirlerden birisi de Antalya'ydı efendim. Dalgıçlar 100 metrekarelik dev Türk bayrağını denizde 2,5 kilometre taşıdı. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar o anlara da yakından şahit oldu. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve üzerinden tam 101 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi bugün de yine 29 Ekim'de coşkuyla kutlanıyor Cumhuriyetimizin kuruluşu. Antalya'da da tabii coşkulu bir kutlama var. Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi sabah erken saatlerde törenler başladı. Hava sıcak olunca, hala denize girilebilir durumda olunca etkinlikler denize de taşındı. Adem Akalan şimdi ekrana getiriyor. Bir grup dalgıç yat limanından, Antalya yat limanından yola çıktı. Beraberlerinde getirdikleri Türk bayrağını sahilde, Konyaaltı sahilinde açtılar. Dev Türk bayrağını denizde dalgalandıracaklar onlar. 2,5 kilometre boyunca kulaç attılar. Onlara elbette kanolarıyla eşlik eden vatandaşlar da, spor severler de vardı. Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ekipleri de bugün bu etkinliğe katılım sağladı. Antalya'da dediğimiz gibi hava oldukça sıcak, mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Hala denize girilebilir durumda. Sahilde kalabalık olunca bu etkinliğe ilginin de yavaş yavaş arttığını söyleyelim. 2,5 kilometre boyunca işte bu dev Türk bayrağını dalgıçlar yanlarında getirdi ve biraz önce kıyıda sahilde açıldı ve dev Türk bayrağı şu anda Akdeniz'in mavi sularında dalgalandırılıyor. Antalya'da sabah erken saatlerde başlamıştı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri. Gün içerisinde de farklı etkinliklerle devam edecek ama akşam saatlerinde de etkinlik hız kesmeden sürecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından her önemli günde, tıpkı 29 Ekim'de olduğu gibi, her önemli günde gerçekleştirilen Fener Alayı bir kez daha gerçekleştirilecek. Cumhuriyet'in coşkulu kutlaması gece saatlerine kadar sürecek.